Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte gizlilik raporunun yeni bir bölümündeyiz. Nisan ayının gündem değerlendirmesini konuşacağız. Fark etmişsinizdir kanala iki haftadır yükleme gelmiyor. E, gizlilik raporu da geç kaldı. Kendi kişisel bazı problemlerim vardı. Onları çözüyordum. Ve şu an kanal yine olduğu gibi devam edecek. Gizlilik raporu geç geldi. Artık yine son aylarda birazcık gecikiyoruz. E, yine bu konuda da kusura bakmayın. Biliyorum birazcık geç kalınca çok da anlamı kalmıyor. Zaten aylık raporu yapıyoruz. Daha taze bir şekilde sunmak gerekiyor haberleri. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ve gizlilik raporunu uzun süredir video formatında yapmıyorduk. Canlı yayın formatında yapıyorduk. Artık gizlilik raporunun izleyicileri yine yorumlara bu formatı mı daha çok seviyorsunuz? Yoksa yayın formatını mı daha çok seviyorsunuz? Yazarsanız ondan bundan sonraki gizlilik raporlarını yine bu şekilde devam ettirebiliriz. Ve her zamanki olduğu gibi gizlilik raporunun yine yeni bölümünde... E, ilk başta veri ihlallerine bakacağız. Daha sonrasında şirket haberlerine bakacağız. Araştırmalarımız olacak. Araştırmalardan sonra e, politika ve teknoloji çerçevesinde neler dönmüş bunlara bakacağız. E, daha sonrasında özgür yazılım ve açık kaynak haberlerine bakacağız. Ve en sonunda da bu kategorilere uymayan diğer haberlere göz, atı, göz atıyor olacağız. Ve ilk başta videonun başlığında yazan habere göz atalım istiyorum. Sosyal medyada Nisan ayında bazı kimlik bilgilerinin ve adres verilerinin sızdırıldığına dair e, paylaşımlarda bulunulmuş. Bunun üzerine de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yazı yayınlanmış. Böyle bir şeyin olmadığına dair, paylaşımların oltalama saldırısı olduğuna dair bir açıklamada bulunulmuş. Hatta yazıya bakacak olursanız yazıda merkezi nüfus da idaresi sistemi intranet yani kapalı devre olarak çalışan internet ortamına kapalı bir sistemdir diyor. Fiziksel erişiminiz yoksa çalınması çok daha zor ve aynı zamanda düzenli olarak 3. parti firmalara, güvenlik firmalarına testler yaptırılıyormuş. Böyle bir sızıntının olmadığı söyleniyor. Yani herhangi bir paylaşım görürseniz mail alırsanız ya da SMS alırsanız bunlar oltalama saldırısı haberiniz olsun diyorum ve veri ihlalleri kategorisine geçiyoruz. İlk veri ihlalimiz Trezor denilen e, kripto paralarınızı saklayabileceğiniz bir cihaz var. Belki Türkiye'de de kullananlar vardır bilmiyorum. Özellikle tabii ki kripto paranız çoksa böyle yerlerde saklamak saklamak istiyorsunuz. Çünkü çok daha güvenli bir şekilde fiziksel bir e, bellekte tutmuş oluyorsunuz. Trezor'un mail servisi için kullandığı bir alan adı hacklenmiş. Alan adından insanlara mailler göndermişler. Trezor hesabınızda bir güvenlik açığı oluştu. Ee, işte yeni bir uygulama indirmeniz lazım hemen işte belli başlı şifrelerinizi vesaire değiştirmeniz lazım diye bir mail göndermişler. Ve aşağıda da e, yine bir buton var. O butona tıkladığınızda sizi başka bir siteye atıyor. Trezor'un tıpkı Trezor gibi bir siteye atıyor. Oltalama e, saldırısı yani normal bildiğiniz. Ve buradan bir uygulama indirmenizi istiyor. E, bu uygulamayı da indiriyorsunuz. indirdikten sonra işte sizden... Kodunuzu girmenizi istiyor. Kurtarma kodu biliyorsunuz kripto para e, cüzdanlarında hep bir kurtarma kodu vardır. Bu kurtarma kodu sizin cüzdanınızı geri getirir e, ve burada da kurtarma kodunuzu girdiğinizde paralar çalınmış oluyor ve e, birçok insan bu tuzağa düşmüş. Özellikle trezorun alan adından gelen mail olduğu için insanlar tıklayıp diğer domainlere bakmadan devam edebiliyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey bence kimden gelirse gelsin mail. Burada gördüğünüz gibi doğru bir alan adından da geliyor olabilir. Maildeki bağlantıları tıklamamaya özen gösterin. Yani diyelim bir trezorun en son sürümünü mü indirin diyor. Buraya tıklayarak mı indirin diyor. Hayır orayı tıklayarak indirmeyin. Girin belli başlı aratmalarınızı yapın Google'dan. Ee, ana sayfayı bulun oradan indirin yine. Kalkıp da mail üzerinden hiçbir linke tıklayıp bir dosyayı indirmeyin. Mailde indirdiğiniz dosyalara özellikle çok çok dikkat edin. Giriş yapacaksanız. Mail üzerindeki bağlantıya tıklayıp giriş yapmayın. Bir sonraki veri ilerle haberimiz ise biliyorsunuz internette bir sürü veri tabanı var. Ve bu veri tabanlarını oluşturan kişiler ya da bakımını yapan kişiler bazen yanlış ayarlamalar yaptığında bu veri tabanları arama motorlarına düşebiliyor. Yani herkes tarafından erişilebiliyor. Tabi veri tabanlarının içerisinde de e, çok önemli bilgileriniz olabiliyor. Kredi kartlarınız, isminiz, soyisminiz ve hatta adresiniz herhangi bir bilginiz bu veri tabanları içerisinde oluyor ve bütün dünya tarafından erişilebiliyor bu veri tabanlarına. Burada da yapılan bir araştırmaya göre en çok hangi veri tabanı bu şekilde arama motorlarına düşmüş, bunları gösteriyorlar. Burada tabii bir sürü istatistik var girip bakabilirsiniz ama benim ilgimi çeken şey biraz daha Redis'in %37.5, MongoDB'nin %30.1 olması, MySQL'in %2.3 e, civarında olması ilgincime gitti. Çünkü piyasa araştırması falan yapmadım ama tahminimce MySQL'in daha fazla kullanıldığını düşünürdüm. Dolayısıyla böyle bir yanlış konfigürasyonun daha fazla MySQL tarafında yapılabileceğini e, düşünürdüm. Eğer ki bana soracak olsaydınız. Ama böyle değilmiş. %37.5 Redis, %30.9 MongoDB daha fazla arama motorlarında gö gözlemlenmiş bu şekilde. Bir diğer veri ile haberimiz. BlackBus'ta denilen bir ransomware yazılımı ortaya çıkmış. Root olarak çalışıyor. Bütün verilerinizi şifreliyor. Daha sonrasında nokta basta olarak bu şekilde şifreliyor ve daha sonrasında sizden para talep ediyor. Ve bu tabii özellikle normal kullanıcılara değil, daha çok şirketler tarafından yapılan e, saldırılar ama yine internette indirip yönetici olarak çalıştığınız dosyalara dikkat edin. Bu yeni çıkan virüslerde de biliyorsunuz hemen Windows bunu tespit edemiyor ya da herhangi bir antivirüs sistemi kolay bir şekilde bunu tespit edemiyor. Şimdi şirket haberlerine geçeceğiz. İlk haberimiz Chrome'un Topics dediği belki Türkçe konular olarak çevirebileceğimiz sistemi Chrome'un Canary versiyonunda yani e, beta sürümünde e, devreye sokmuşlar. Geliştiricilerin test etmesini istiyorlar. Konular dediğimiz şeyin ne olduğunu hiç bilmiyorsanız e, Chrome şu an yeni bir reklam sistemine geçmeye çalışıyor. Çok basitçe siz herhangi bir siteye girdiğinizde diyelim arabalarla ilgili bir siteye girdiniz. Bu kişi arabaları seviyor diye kenara koyuyor. Daha sonrasında teknolojiyle ilgili bir web sitesine girdiniz. Teknoloji haberleri okuyorsunuz. Daha sonrasında bu kişi teknoloji haberi seviyor diye kenara koyuyor. Reklam verenler de bu bilgileri sizden alıp Size bu şekilde reklam göster gösterebiliyorlar. Buradaki amaç sizin kişisel olarak tanımlanamamanızı sağlama ama bu maalesef bu şekilde işlemiyor. Çünkü reklam verenler sadece bu topics verinizi kullanmıyor. Tarayıcı parmak izi gibi şeyleri de kullanıp artı topics verilerinizi alarak bunları karıştırıp sizin kim olduğunuzu bilebiliyorlar. Yani sizi bir siteden diğer siteye takip edebiliyorlar. Ama birçok Chromium tabanlı kullanan web tarayıcısı da zaten bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Brave en başta kabul etmiyor zannedersem aynı şekilde opera da kabul etmeyecek. Edge de kabul etmiyor diye biliyorum. Yani Google Chrome kullanmıyorsanız bu size henüz gelmeyecek. Ee, ama bakalım hala devam eden bir süreç. Belki ilerleyen zamanlarda başka tarayıcılarda bu sistemi kabul edebilir. Elon Musk Twitter'ı satın alıyor. Belli başlı vaatleri de var. Twitter'ın algoritmasını açık kaynak yapmak istediğini söyledi ki bu bence güzel bir gelişme. Çünkü bütün sosyal medya uygulamalarının açık kaynak olanları hariç Mastodon gibi algoritmaları tamamen kapalı kaynak. Ne yaptıklarını tamamen bilmiyorsunuz. Sizin algınızı nasıl yönettiklerini tamamen bilmiyorsunuz ve Twitter'ın bunu açık kaynak yapması belki Facebook, Instagram gibi diğer sosyal medya uygulamalarının da açık kaynak yapmasını sağlayabilir algoritmalarını. Ve böylece tabii ki daha e, güzel bir sosyal medya, daha az yönlendirilen belki bir sosyal medya erişmiş olabiliriz. Onun dışında siyasi olarak nötr bir konumda kalmak istiyoruz. İşte insanları banlamak istemiyoruz vesaire demişler. İnsanlar anladığım kadarıyla pozitif bakıyor bu duruma. E, ama dediğim gibi önemli olan sözler değil, laf değil. Bakalım ilerleyen bir sene içerisinde bu sözlerini tutacak mı göreceğiz. Bir sonraki habere geçelim. Bir güncelleme yayınlanmış iPhone ve Mac'lerin hacklenmesini sağlayan sıfır gün açığını e, fixlemişler. Nisan ayında da herhangi bir güncelleme yapmadıysanız iPhone ve Mac'inize mutlaka güncelleme yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki haberimiz ise SimpleLogin ve Proton birleşiyorlar. simple SimpleLogin'i ben 2 yıldır kullanıyorum. Hatta öğrenciler için ücretsiz premium veriyorlar haberiniz olsun öğrenci hesabınız varsa. Şimdi SimpleLogin ve Proton birleşmişler. Herhangi bir şekilde değişiklik olmayacakmış servisleri olduğu gibi devam edecekmiş Simple Login'in. Proton Mail biraz daha SimpleLogin'i kendi içerisine entegre edecekmiş. Proton Mail'in güçlü bir altyapısı var ve Simple birleştirecekler. Güzel bir gelişme gibi gözüküyor. Bir diğer haberimiz ise Play Store artık eski uygulamaları göstermeyecekmiş. Yani bir uygulama çok uzun bir süre güncellenmediyse artık Play Store içerisinde göremeyecekmişiz. Bu gayet güzel bir gelişme çünkü eski kütüphaneler kullanabiliyorlar. Telefonunuza e, faydadan çok zarar getirebilir. Dolayısıyla böyle bir gelişmenin olması güzel. Bir diğer haberimiz ise Windows 11'e yeni güvenlik özellikleri geliyormuş. Herhangi bir şekilde oltalama saldırısına yakalandıysanız, e, bir bağlantıya tıklıyorsanız sizi uyaracakmış. Windows'un Enterprise versiyonuna gelen güvenlik e, özellikleri mevcut. Windows en çok kullanılan işletim sistemi olduğu için e, en çok hedef alan işletim sistemlerinden de birisi. Böyle özelliklerin gelmesi güzel ama bir, yan, bir yerden de bu şeye dönüyor. E, kedi fare oyununa dönüyor. Windows böyle özellikler getiriyor. Sonra e, hackerlar bunu aşmanın yolunu buluyor. Bir sonraki haberimize geçecek olursak... Clearview e, başımızın belası biliyorsunuz. Bunun hakkında çok fazla konuşmuştuk. Bir insanın yüzüne atıyorsunuz ve daha sonrasında o insanın her şeyi çıkıyor. Yani internete en baştan sona kadar atmış olduğu hemen hemen her şey çıkıyor. Devletlere polis güçlerine satıyordu bugüne kadar Clearview veya... Hatta en son Ukrayna Rusya Savaşı'nda Ukrayna'ya bu servisini satmıştı. E, şimdi artık sadece devletlere ve polis güçlerine değil... Ee, özel şirketlere de verecekmiş. Tabii bu sıkıntılı bir durum. Fotoğraflar çok fazla veriye linkleyebiliyor size. Örneğin Facebook'ta 10 yıl önce attığınız bir fotoğraf silinmediyse, e, muhtemelen çoktan onlar kendi Clearview veya veri tabanlarını aldılar ve e, yapay zeka ile sizin onlarca, yüzlerce fotoğrafınızı bulabiliyorlar. Clearview durmadan ceza yazıyorlar. Ama şu ana şu anda benim anladığım kadarıyla Clearview veya çok büyük para kazanıyor bu işten. E, dolayısıyla bu paraları da çok rahat ödeyebiliyor cezaları hiç umurunda değil yani herhangi bir şekilde sistemlerini değiştirmiyorlar. Bakalım özel firmalara da sattıklarında neler olacak. Bu arada Clearview e, AI'ın CEO'su da bu. Bu arkadaş diyelim ve e, bir sonraki haberimize geçelim. Mac için DuckDuckGo tarayıcısı çıktı. E, geçtiğimiz ayda söylemiştik. DuckDuckGo yeni bir tarayıcı, yeni bir masaüstü tarayıcısı geliştiriyor diye. Ee, şu an sadece Mac için beta sürümünde bir DuckDuckGo tarayıcısı var. Herkes almıyorlar. Bir beta listesi varmış. Tıklayıp e, girebiliyor musunuz ve Mac kullanıyorsanız DuckDuckGo'yu kullanabiliyorsunuz. Ee, burada çok basit. Birkaç özellik göstermişler. İşte burada resimde görüyorsunuz. Girdiğiniz teyi yok ediyor falan böyle bir animasyonu var. İşte e, izleyicileri engelliyormuş. Daha sonrasında hızlı, güvenli vesaire diyor ama tabii ki canlı olarak kullanamadığımız için bu özellikleri göremiyoruz. Bu ilginç bir haber. Diyor ki burada Apple'ın gizlilik kuralları kendi mühendislerini karanlıkta bırakıyor diyor. Ya şimdi Apple diğer firmalara göre evet biraz daha gizli. Bazı konularda hakikaten gizlilik politikalarına önem veriyorlar ama birçok gizlilik politikası aslında e, söylendiği gibi değil ya da insanlar yanlış anlıyor. İnsanların gözünü boyama diyelim bir yerde ama bazı şeyleri de gerçekten yapıyorlar. Bunlardan birisi de mesela e, Apple TV Plus denilen bir şey varmış. Türkiye'de var mı şu an bu bilmiyorum. Apple TV Plus'ta geliştiriciler e, kullanıcıların hangi diziden veya hangi filmden diğer filme geçtiklerini göremiyorlarmış. Ve böylece mesela biz bir e, önerme algoritması yaratamıyoruz düzgün bir şekilde diyor. Mesela Netflix veya Disney'de böyle değil. Adamlar bütün hangi diziden hangi diziye geçip ne kadar süre kaldığınızı görebiliyor. Biz göremiyoruz. Dolayısıyla bir önerme algoritması yapamıyoruz e, demişler. Bir diğer haberimiz ise şöyle ilginç bir haber. T-Mobile denilen Amerika'da bir e, telefon servisi var. Telefon servis sağlayıcısı. T-Mobile'ın müşteri verileri çalınmış. Para ödemişler bu hackerlara. E, yine satmışlar. <laughs> Böyle bir haber. Size bir güvence verse de. Şu kadar para ödeyin satmayacağız dese de satabiliyorlar yapacak bir şey yok. Bize kullanıcı olarak burada ne düşüyor? Şirketlere verdiğimiz verilere dikkat edeceğiz ama telefon servis sağlayıcısı kullanıyoruz. Ne yapabiliriz? Yani istediği her şeyi vermek zorundayız. Bir sonraki haberimizde Microsoft e, Nisan 2022 güncellemesinde 119 tane açık ve ek olarak 2 tane sıfır gün açığı kapatıyor. Ve bu açıkların özelliklerine çok hızlıca bakacak olursak 47 tane root yetkisi alma açığı, 47 tane kod execute etme açığı, 13 tane bilgi sızdırma açığı, 9 tane hizmet dışı bırakma açığı ve 26 tane Edge Chromium açığını kapatmışlar bu güncelleme ile birlikte. Yani güzel ve önemli bir güncelleme. Windows'unuz güncellemiyorsanız mutlaka güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Ve bir sonraki haberimiz Google 7 cezadan sonra Avrupa'daki çerez barını değiştirmiş. Şimdi çok ilginç bir şey. Normalde biliyorsunuz çerezleri kabul et diye bir ekran çıkıyor önümüze. Herhangi bir siteye girdiğimizde kabul et kabul etme diye seçenekler çıkıyor. Ee, ama burada çoğu sitenin yaptığı şey kabul et'i bir butona koyuyor. Kabul ete tıkladığınızda tamamen kayboluyor. Ama kabul etme seçeneği olmuyor. Kabul etme yerine özelleştir seçeneği oluyor. Yani insanlar tek tıkla bütün çerezleri kabul edebiliyorlar ama tek tıkla bütün çerezleri reddedemiyorlar. Ee, Fransa'da bundan dolayı ceza verdi Google'a. Ve bu ceza sonrasında da bu çerez barını değiştirdiler. Mesela öncesi bu şekilde gözüküyormuş. Öncesinde kabul et ve kişiselleştir var. Daha sonrasında şu an yenisine bakacak olursak. Burada... Hepsini kabul et, hepsini reddet ya da özelleştir seçeneği var. Şu an galiba Fransa'da geçerli olacak bu ama diğer ülkelerde geçerli olacak mı bilmiyorum. Ama AB hakikaten bu çerez konusunda baya bir olay yaptı son geçtiğimiz 5-6 yılda ve geliştirmeler bu şekilde sağlandı. E yine güzel bir şey umarım bu tarafa da gelir diyelim. Bir sonraki haberimiz Apple'ın App Tracking Transparency özelliği. Biliyorsunuz işte uygulama beni izlesin mi izlemesin mi özelliği. E, Facebook'a 1 13 milyar dolar daha ödülü. E, patlamış. Yani 13 milyar dolar daha kaybetmişler. Şimdi on, burada başlıkta 13 milyar dolar çok gözüküyor. E, çok para elbette. <laughs> Biz kişisel olarak bakınca ama şuradaki grafiğe bakacak olursak e, aslında Facebook burada %9.7 kaybetmiş. Bir istatistikte şunu biliyoruz. Apple'daki kullanıcıların büyük, büyük çoğunluğu yani %90 e, %90'ından fazlası uygulama beni izlemesin seçeneğini seçiyor. Başka bir haberde paylaşmıştık bunu. O zaman Apple kullanıcılarının %90'dan fazlası bunu seçmesine rağmen Facebook burada %9 gelir kaybetmiş. Yani burada bir terslik var baktığınızda. Daha fazla kaybetmesi lazım. Eğer ki hakikaten Facebook izleyemiyorsa kullanıcıları bu şekilde %9'dan daha fazla kaybetmesi lazım. Yani bu da bizi bir sonraki haberimize atıyor. Bu iOS'in izle izleme olayı aslında çok da olduğu gibi e, bir şey fark ettirmiyor deniyor bu haberde de. Bir araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre diğer büyük şirketler mesela burada Alibaba'dan bahsediyor. Farklı yöntemlerle yine sizi izlemeye ve size hedeflenmiş reklam göstermeye devam edebiliyorlarmış bir sonraki habere geçelim. Apple'ın çocuk güvenliği adı altında çıkardığı bir özellik vardı. Daha sonrasında geri geri adım atlar çünkü çok büyük tepki geldi İşte Sizin mesajlarınızdan gelen giden bütün Fotoğraflara bakacağız Daha sonrasında eğer ki çocuk güvenliğini ihlal eden bir şey varsa iPhone'u kapatacağız e, Güvenlik görevlilerine haber vereceğiz vesaire denmişti e, Ve buna çok büyük tepki geldi daha sonrasında geri adım atlar şimdi bir ileri adım daha atıyorlar. Sistemi bir birazcık değiştirmişler. Birleşik Krallık ülkelerinde şu an bunu uygulamaya koymuşlar. Baktığımızda ne yapıyor? Ne değiştirmişler? Birincisi çocuğun iPhone olması lazım. Yani normal iPhone'larda çalışmıyor. Bir özellik varmış. Communication Safety in Messages. Aktif ettiğinizde mesajlaşma, Apple mesajlaşma uygulamasından giden gelen e, fotoğrafları tarıyor ve daha sonrasında herhangi bir şekilde veri tabanlarıyla uyuşan bir fotoğraf varsa e, çıplak bir fotoğraf çocuğa uyarı gösteriyorlar. Bunda çıplak bir fotoğraf var görmek istemeyebilirsin diye. ve hatta işte ebeveyninle mesaj gönderebilirsin falan diye bu fotoğrafı. Böyle bir uyarı çıkıyormuş. Hatta gönderene de aynı şekilde böyle bir uyarı çıkıyormuş. Raven arama motoru discussions tartışmalar denilen bir seçenek ekliyormuş. Aşağıda discussions kısmında işte reddit sonuçları falan çıkıyor. E, güzel bir özellik ama Brave Search şu anlık sadece İngilizce'de güzel çalışıyor. Diğer dillerde çok da güzel çalışmıyor. Bir diğer haberimiz DuckDuckGo'nun bir skandalı olmuştu. Pirate Bay ve işte belli başlı torrent sitelerini, korsan sitelerini arama motorundan silmişlerdi. Daha sonrasında e, bu baya viral oldu. Ondan sonra niçin siliyor DuckDuckGo <laughs> hani özgürdü, niye siliyor vesaire diye. E, şu an DuckDuckGo'da hala bir biz silmedik. Ee, arama motorumuzda bir sorun var şu an onu çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey yapmadık diye ısrar ediyorlarmış. Haber başlığı bu şekilde söylüyor. Ve burada da bir resim var. Mesela ayrı ayrı zamanlarda bir aratma yapmışlar. Burada site 2.3 üst üste thepilotbay.org yazdıklarında herhangi bir şey çıkmıyor. Mesela normalde burada bir sonuç göstermesi lazım. Şu an belli bir süre sonra tekrar baktıklarında en azından Pilot Bay'in ana sayfası çıkıyor. Ama yine herhangi bir sonuç çıkmıyor. Yani DuckDuckGo'nun şu an arama motorunda belli başlı sorunlar varmış dediklerine göre isteyerek Bunları kaldırmıyorlarmış. Bir diğer haberim ise, c kapanıyormuş. C-Template ben hiç kullanmadım ama yine ünlü bir e mail servisiydi. En azından bu mahremiyet güvenlik açısından baktığımızda insanların kullandığı bir mail servisiydi. Artık kapanıyormuş ve 26 Mayıs'tan sonra tamamen kapatacaklarmış. Mail adreslerinizi taşıyın diye bir uyarı yapmışlar. Siz de kullanıyorduysanız mutlaka mail adresinizi taşıyın. Bir diğer haberimiz Twitter mesajlaşmalarına uçtan önce şifreleme gelecekmiş. Twitter'da yaptığınız mesajlaşmalar artık Twitter tarafından görünmeyecek kısacası. Bir diğer haberimiz ise Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra 30.000 kullanıcı Mastodon'a kayıt olmuş. 30.000 yeni kullanıcı. Biliyorsunuz Mastodon Twitter gibi bir platform ama Mastodon merkeziyetçi değil. Dağıtık bir platform. Demek ki burada da şunu da görüyoruz. Elon Musk'ın Twitter'ı almasına herkes olumlu bakmıyor. Olumsuz bakan insanlar da varmış demek ki. Ben de Mastodon kullanıyorum bu arada. Beni de yusufpek.mastodon.social'dan takip edebilirsiniz. Bir diğer haberimiz AB kendi Mastodon sosyal e, ağını kurmuş. Dediğim gibi Mastodon ağını herkes kurabiliyor. Siz bir okul olarak da kurabilirsiniz. Ne bileyim Türkiye olarak da kurabilirsiniz. Ve bu Mastodon ağını işte sadece belirlediğiniz kişilerin katılımını sağlayabilirsiniz. Ve diğer mastodon ağlarıyla iletişime geçebilir aynı şekilde. Ve burada ABD kendi mastodon sunucusunu kurmuş. Hatta burada bağlantısı da vardı galiba. herkesi kabul etmiyorlar. Devlet çalışanları için kabul ediyorlarmış galiba. Zaten 18 kullanıcı var diyor. Burada şu anlık. Ama e, ilginç ve iyi bir yöne giden bir adım. Şu an bu resmi bir site sonuç olarak. Bir diğer şirket haberimiz ise artık Google'dan verilerinizi daha detaylı bir şekilde silebilecekmişsiniz. Yani... Ee, sizin herhangi bir şekilde isminizi, soy isminizi, telefon numaranızı, mailinizi, resminizi vesaire sızdıran bir şey varsa ve bunu silmek istiyorsanız Google arama motorundan e, buradaki bağlantıya tıklayarak bir istek oluşturuyorsunuz ve Google bunu sizin için siliyor. Daha önceden de varmış bu ama şu an daha detaylı bir şekilde işte bir telefon numaranız, e-mailiniz vesaire varsa e, yine formdan detaylı bir şekilde gönderebiliyormuşsunuz. Bir diğer haberimiz ise Google Play Store içerisinde artık uygulamalar neleri topladığını, hangi kullanıcı verilerini topladığını ve paylaştıklarını Göstermek zorunda kalacaklarmış Bu olay Apple Store'a geldi zaten Bir yıl oluyor bu geleli Apple'ın bunu yapması rekabeti arttırdı demek ki Google da bunu yapıyor Bu resimde gördüğümüz üzere Mesela bu uygulama diyor Sizin satın alma geçmişinizi topluyor fotoğraflarınızı ve videolarınıza erişebiliyor Ve bu verileri topluyor diyor Ve daha sonrasında bir aşağıda indiğimizde Başka şirketlerle hangi veriler paylaşılıyor Burada lokasyon verilerinizin ve işte e-mailinizin, adresinizin ve telefon numaranızın Paylaşıldığını üçüncü partilerle söylüyor Güzel bir şey Önceden sadece burada en alta indiğinizde privacy policy'ye tıklayıp görebiliyormuşsunuz. Şu an direkt çok daha temiz bir şekilde gözük gözükecek insanlara. Bir diğer haberimiz ise Android 13 beta'yı artık piksel telefonlarda deneyebiliyor musunuz? Yavaş yavaş Android 13'te gelmeye başlayacak. Ve bir diğer haberimiz ise Microsoft Edge e VPN geliyormuş. Cloudflare ile Microsoft anlaşmışlar. Microsoft Edge içerisinde direkt dahili bir VPN olacakmış ve Microsoft hesabınız girişliyse size 1 GB vereceklermiş. 1 GB sonrası için zannedersem bir ödeme yapmanız gerekecek. Anlık ihtiyacınız olursa o sırada Microsoft Edge yüklüyse kullanabilirsiniz. Özellikle erişemiyorsanız bir web sitesine bir yerde ne bileyim kafeye oturuyorsunuzdur, erişemiyorsunuzdur. O zaman belki evet işinize yarayabilir. Ama normal şartlar altında Microsoft Edge'in VPN'i kullanmak yani çok da Microsoft sonuç olarak çok da güvenilir değil diyelim. En azından mahremiyet açısından. Bir diğer haberimiz ise burada iOS'inizi, Android'inizi ve Chrome'unuzu şu an güncellemeniz lazım demişler. Çünkü bu üçünde de önemli açıklar var. Apple iOS 15.4'ü yayınladıktan sonra büyük bir açık bulunmuş. İşte yine aynı şekilde uzaktan kod execute etme açıkları vesaire var. Android'in e, Nisan 2022 güncellemeleri var ama e, maalesef Android'de eğer ki telefonunuz eski ise bu güncellemeleri kuramıyorsunuz o kötü bir şey. Yani şöyle yapabilirsiniz. Belki custom ROM'lar varsa telefonunuzu destekleyen o şekilde belki bu güncellemeleri kurabilirsiniz. Ama telefonunuz çok çok eski ise mesela o şansınız da yok. Chrome'da da yine iki tane çok yüksek derecelendirilen sıfır gün açığı kapatılmış. Chromium tabanlı herhangi bir tarayıcı sadece Chrome değil. Mutlaka ama mutlaka güncelleyin yine. Ve son şirket haberimiz yine Microsoft tarafından geliyor. Windows 11'in dosya yöneticisinde artık Sekmeler varmış. Microsoft'u tebrik ediyoruz. Windows kullanıcıları da artık rahat rahat dosya aktarım işlemlerini yapabilir diyelim. Ve araştırmalarımıza geçiyoruz. Android'deki ekran kartlarını kullanarak insanların kullanıcı adı ve şifrelerini bulabiliyorlarmış. Bir test yapılmış özellikle bu test Qualcomm'un Adreno video e, çipinde yapılmış. Ama diğer GPU'larda da çalışabileceğini söylüyorlar. Siz kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz. O sırada GPU'daki verilere bakarak sizin kullanıcı adınızı ve şifrenizi öğrenebiliyorlarmış. Ve yüzde 80 oranında bu. Tabi bu, burada şu da var yani GPU'dan gelen veriye erişmesi lazım uygulamanın o açığı kullanabilmesi için. Ee, GPU'dan gelen veriye nasıl erişecek? Sadece fiziksel erişimle mi oluyor? Yoksa farklı yöntemlerle de oluyor mu bu? Onu bilmiyorum. En azından araştırmada bu şekilde yazmıyor. Ee, ama yani GPU verisine erişilebilen herhangi bir uygulama potansiyel olarak sizin kullanıcı adı ve şifrenize erişebilecek. Bir diğer araştırmamız bu yıl ransom video saldırıları düşmüş. Ransom video saldırısı ne diye soracak olursanız bir şirkete siz video saldırısı yapıyorsunuz ve para ödeyin bana yoksa ben bu videosu kapatmayacağım diyorsunuz ve tabii ki özellikle e, belli bir büyüklükte ise bu şirket ve bu DDoS saldırıları işte insanların bir şey satın almasını engelliyorsa Anlık para kaybediyor. Dolayısıyla ödemek zorunda kalıyorlar ama bu saldırılar Gitgide düşmüş. Artık daha fazla ransomware saldırıları yapıyorlar ransom DDoS saldırıları değil şu an gördüğüm kadarıyla trend o yönde en azından e, Gördüğünüz gibi burada %28'lerden %3'e kadar düşmüş. Bu araştırmayı da bu arada Cloudflare yapıyor. Bir yer araştırmamızsa Yine birçoğumuzun belki şaşıracağı bir araştırmam Benim de böyle şüphelendiğim bir şeydi ama sesli uygulama kullanıyorsunuz. Discord olur, Teams olur, Zoom olur. O sırada mikrofonunuzu kapattınız uygulama üzerinden. Birisiyle konuşmanız gerektiği ev içerisinde bir şey oluyor ya da arkada çocuk bağırıyor falan. Mikrofonu kapattınız. Zannediyorsunuz ki sizin mikrofonunuz kapatıldı. Kimse evdeki şeyi duyamıyor zannediyorsunuz. Ama bu araştırmaya göre aslında mikrofonu kapattığınızda hala mikrofondan giden veriler sunucuya aktarılmaya devam ediyor. Evet belki o sırada da konuşma içerisinde olan kişilere ee, bu sesler gitmiyor ama sunucuya hala bu sesler gitmeye devam ediyor. Mikrofonunuzu kapatıyorsanız ve o sırada önemli bir şey konuşuyorsanız ya aramadan çıkacaksınız ya sistem üzerinden e, mikrofonu kapatacaksınız. Direkt işletim sisteminin üzerinden mikrofonunuzu susturacaksınız ya da bazı mikrofonlarda direkt e, kapatma tuşu oluyor. Mesela benim şu anki kullandığım mikrofonda da var. Buna tıkladığımda e, cihazı donanımsal olarak kapattığı için yine ses gitmiyor. Bu üç çözümden birisini deneyeceksiniz artık e, diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Bir sonraki araştırmamızda da araştırmacılar bir algoritma geliştirmişler. Bu algoritma siz konuşurken aynı anda farklı sesler üretiyor konuştuğunuz kelimeye göre. Ve bu şekilde mikrofon üzerinden yapılan gözetlemelerin önüne geçmiş oluyor. Herhangi bir şekilde günümüz cihazlarına entegre edilmiş değil ama bu algoritmalar belki ilerleyen zamanlarda normal kullanıcılar için kullanılabilir. Mesela burada baktığınızda normalde bu sistemin kullanılmadığı saldırıyı görüyorsunuz. İşte cümle bu. Daha sonrasında burada daha eski bir teknolojinin neye çevirdiğini görüyorsunuz. Bu yeni yapılan araştırmadaki teknoloji ile kullanılan algoritmayı görüyorsunuz. Çok daha farklı sonuçlar elde ettiriyor. Şimdi siyasi haberleri geçiyoruz ve ilk haberimiz ise AB büyük bir yüz tanıma teknolojisi inşa ediyormuş kendi ülke ülkeleri içerisinde. E, haber içerisinde şöyle bahsediyor. Normalde AB'de mesela bir DNA veriniz ya da e, herhangi bir şekilde bir kişinin verisi varsa mesela diyelim siz işte İspanya vatandaşısınız. Fransa hükümetine e, bu kişinin verilerini bizle paylaşır mısın sende de varsa dediğinizde otomatik olarak paylaşabiliyorlarmış. Şimdi bu aynı sistemi yüz tanıma olarak da yapmak istiyorlarmış. Sistem oturtulursa herhangi bir şekilde A ülkesindeki ve yüz verisi B ülkesi de aynı şekilde paylaşabilecek bu Avrupa ülkeleri arasında ve tabii ki bu da bize distop, e, distopik ülkeleri hatırlatıyor kitaplarda okuduğumuz ve filmlerde gördüğümüz. Bir diğer haberimiz ise bu Amerika'nın genel anlamda güvenliğinden sorumlu olan bakanlığı Department of Homeland Security bir haber yayınlamıştı. Bunu geçen aylarda konuşmuştuk, bütün halka açık. Bir yarışma yaptılar İşte bir açık bulursanız para ödeyeceğiz diye. Bunu paylaşmamın nedeni neydi Amerika'da yaşamıyoruz ama bunu paylaşmamın nedeni belki ilgi çekici olur belki buralarda da bilmiyorum ya belki yapılıyordur ama ben henüz görmedim böyle bir şey. E, buralarda da benzeri yapılabilir diye bu haberi yayınladılar daha sonrasında bir sürü kişi katıldı ve toplamda 122 tane açık bulunmuş ve 27 tanesi kritikmiş ve düşünün bunu aslında halk buluyor yani en az halk dediğim tabii normal halk değil ama bu konuda ilgili olan insanlar buluyor ve bu 27 kritik açık aslında normalde işte insanların bilgilerini sızdırmakta ya da çok önemli bilgilerin sızdırılmasında kullanılabilirdi çünkü devlet dairesinden bahsediyoruz e, ve böyle şeylerin yapılması Güzel bir şey benim hoşuma gittiği için burada paylaşmak istedim yine sizlerle birlikte ve son haberimizse Google, Meta ve diğer büyük şirketler Artık algoritmalarını AB'ye açıklamak zorunda kalacaklarmış bu şirketlerin algoritmaları Saklı yani tamamen nasıl çalıştığı hakkında normal bir insanın bir bilgisi yok Hatta Şirket içerisindeki çalışanların da çok büyük bir bilgisi yok belli bir seviyeye gelmediğiniz sürece Saklı özel algoritmalar Twitter açacağız falan demişti onda biraz önce konuşmuştuk ama Artık AB ile en azından nasıl çalıştığını, neye göre çalıştığını paylaşmak zorundalarmış. Kısa vadede bir etkisini görmeyiz muhtemelen ama ilerleyen zamanlarda etkilerini genel anlamda ilk başta AB ülkeleri görür, daha sonrasında buralara da yayılır. Şimdi özgür yazılım ve açık kaynak haberlerine geçiyoruz. İlk haberimizse Ubuntu'nun Rolling Release versiyonu yayınlanıyor. Artık Ubuntu'da da güncel paketleri hızlı bir şekilde alabileceksiniz tıpkı Arch gibi. E, tabii bunu resmi olarak Canonical yapmıyor, Ubuntu'yu geliştirenler yapmıyor. Topluluktan birisi yapıyor. Ee, nasıl oluyor bu iş diyecek olabilirsiniz. Çok uçuk bir şey yapmıyorlar. Yaptıkları şey şu Ubuntu'nun normalde 2-3 e, tane deposu var. Ubuntu'nun en son e, sürüm paket yayınlanan deposunu e, aktarıyor. Ve bu şekilde en son güncellemeleri alabiliyorsunuz. Aslında yaptığı şey bu. Muhtemelen ufak bir script gibi bir şey. E, ama bunun kurulumu için yine ISO'ları vesaire de var. Yine Rolling Rhino'nun web sitesine gelecek olursanız. Rollingrhino.org e, Buraya geliyorsunuz. Ve burada işte ISO dosyasını indirip Rhino Update. Rhino yan çizgi update ve Rhino yan çizgi config yazıyorsunuz. Bunu e, önerir miyim? Yani tabii ki yeni başlayanlar için çok önereceğim bir şey olmaz ama e, eğer ki hem Ubuntu'yu kullanıp hem de biraz daha Arch gibi e, yuvarlanan bir şey son, son sürüm güncel paketler kullanmak istiyorsanız Rolling Rhino'yu deneyebilirsiniz. Belki kanalda inceleyeceğimiz bir şey olabilir ama. Bir diğer haberimiz ise Brave tarayıcısı artık Dilinize yönelik yapılan tarayıcı parmak izi girişimlerini önleyecekmiş. Bunu nasıl yapacaklarını burada e, anlatıyorlar ama çok basitçe sizin 2-3 tane tercih ettiğiniz dil seçeneği var. Birisi İngilizce, birisi Türkçe, birisi Fransızca diyelim. Bunları azaltacakmış yani site hepsini göstermeyecekmiş. Aynı zamanda e, kullandığınız fontları sisteminizde yüklü olan ve tercih ettiğiniz fontları da e, değiştirecekmiş sürekli. Böylece fontlarınızı kullanarak ve dilinizi kullanarak... Kim olduğunuzu anlayamayacaklar. Brave'den tarayıcı parmak izini iyileştirme konusunda her ay güzel güncellemeler geliyor. Ve bunu da tabii sevdiğim bir şey açın okuyun çok hoş yazıları var. Nasıl yaptıklarını tek tek açıklıyorlar burada. ProtonMail, proton mail proton.me e-mail alan adını getiriyor. Ve bunu kısa bir süreliğine bütün kullanıcılarına ücretsiz yapıyor. Eğer ki hala hazırda protonmail.com alan adınız varsa aynı zamanda o alan adı için proton.me alan adına da geçiş yapabiliyorsunuz. Geçiş diyorum ama ikisini de kullanabiliyorsunuz aslında. Hem proton.me alan adınız oluyor hem protonmail.com alan adınız oluyor. Bunu giriş yaptığınızda yukarıda yukarı barda görüyorsunuz zaten. Tıklayarak yapabilirsiniz. Güzel bir şey protonmail.com yerine proton.me diyorsunuz. Çok daha hızlı anlaşılabilir bir alan adı. Protonmail kullanıcıları bakabilirler. Bir diğer haberimiz ise İsviçre'deki Cenevre şehri. Nextcloud'a geçiş yapmışlar. Yani tabii ki resmi kurum olarak geçiş yapmışlar. Önceden Oncloud kullanıyorlarmış. Şimdi Nextcloud'a geçiş yapmışlar. Belli gizlilik e, endişelerinden dolayı. Bu e, makalede ne gibi gizlilik endişeleri var bunu açıklıyor. Ama benim bunu koymamın nedeni e, mesela işte İsviçre'deki bir şehir e, Nextcloud'u resmi dairelerinde kullanıyor. E, bilmiyorum mesela bizimkiler ne kullanıyor. O, o konu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki bilen varsa yine e, biliyorum izleyicilerimiz var resmi dairelerde eee Görev yapan belki açıklayabilirler bir ülkenin bu şekilde özgür yazılım kullanmaları kendi değerlerinde, kendi verilerini kendilerine saklamaları üçüncü parti şirketlere veya büyük teknoloji devlerine değil güzel bir haber sizinle de paylaşmak istedim. Bir diğer benim ise Proton kayıt tutmuyoruz ilkesini üçüncü parti bir şirket incelemiş ve burada da bunu Proton VPN paylaşmış. Bu ne demek oluyor? Yani üçüncü parti bir şirkete para ödüyorlar ilk başta diyorlar ki siz gelin. Bizim şirketin içerisine bir girin bakın koda da bakabilirsiniz sıkıntı yok Tabi bunları paylaşmamak şartıyla eğer ki lisans varsa anlaşma olarak imzalıyorlar Bakın bakalım biz sözümüzü tutuyor muymuşuz Diyorlar ve parayı ödeyip baktırtıyorlar Daha sonrasında bu şirkette verilerini bakıyor işte ona göre ne buldularsa paylaşıyorlar halka açık bir şekilde Burada tabii ki sıkıntı şu adamları çağırıyorsun parasını ödüyorsun bakıyorlar o an Belki tamam Önceden ayarladım belki log tutmama şeklinde ayarladın. Adamlar gittikten sonra log tutuyor şeklinde ayarladın diyelim. Nereden bileceksin? Yani sürpriz bir çalışma değil ki bu. Adamları önceden davet edip yapıyorsun. Ha ben bu arada bunu Proton VPN kötüdür diye demiyorum. Bence Proton VPN piyasadaki en iyi VPN'lerden birisi bence. Ama yine de yani e, tamam güzel güzel bir şey yapılmış baktığında çok da doğrulayıcı bir şey değil e, gibi gözüküyor benim açımdan bilmiyorum siz farklı düşünüyorsanız yazarsanız yorumlara. Raspberry Pi yeni gelen güncellemede varsayılan olarak gelen Pi e, kullanıcısını siliyormuş normalde yani Raspberry Pi OS yüklüyorsanız Pi diye varsayılan olarak bir kullanıcı geliyor. Artık bunu kaldırıyorlar. Niye? Çünkü Raspberry Pi'ye yapılan saldırılarda online bir şekilde Raspberry Pi'nizi açıyorsanız saldırganlar sizin Pi kullanıcı adınızı bildiği için e, durmadan Pi üzerinden Brute Force saldırıları yapıyor. Artık bunu kaldırdıkları için yani Brute Force saldırılarını daha da zorlaştırmış oluyorlar bu şekilde. E, güzel bir gelişme diyelim. Devam edelim. Bir diğer özgür yazılma haberimiz ise OpenSS için 9.0 e, güncellemesiyle birlikte artık kuantum bilgisayarların gelecekte yapabileceği saldırılarını önlüyorlar OpenSSH 9.0 ile birlikte. Yani biliyorsunuz bazı verileri önceden alıp daha sonrasında bilgisayarınızda saklayıp kuantum bilgisayarlar geliştiğinde çözeriz bunları şeklinde veriler saklanıyor. Bu güncelleme ile birlikte ona karşı bir önlem almışlar. E, Tabi burada biraz daha detaylı bir şekilde açıklıyor. Eğer teknik kısmına girip bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Bir diğer haberimiz ise Brave artık e, Google'ın AMP teknolojisini, AMP teknolojisini kaldırıyor. E, AMP teknolojisini bilmiyorsanız Google'da bir aratma yaptığınızda bir siteye tıklıyorsunuz. O siteye girdiğinizi zannediyorsunuz. Ama aslında o siteye Google'ın sunucuları içerisine erişmiş oluyorsunuz. AMP burada hem mahremiyetinize hem güvenliğinize sıkıntı çıkarıyor diyor. Yani hem Google sunucularını kullanıyorsunuz diyor. Sürekli Google, siz zannediyorsunuz ki orada e, adamın ben işte yusufpek.me sunucusuna bağlandım zannediyorsunuz. Ama halbuki şu an orada Google sunucularına bağlandınız. Burada hem güvenliğinizi hem mahremiyetinizi sekteye uğratıyor diyor. Biz artık Brave olarak bunu kaldırıyoruz. Brave'de eğer ki bir AMP bağlantısına tıklarsanız normal düz bağlantıya gideceksiniz demişler. Güzel bir gelişme. Bir diğer haberimizse artık Proton'un bütün servislerine Tor ile erişilebilecekmiş. Normalde kayıt olurken zannedersem Tor ile erişilemiyordu. Kayıt olma kısmında normal HTTPS bağlantısıyla girebiliyordunuz. Tor'da da şu an tamamen değiştirmişler. Bütün servislere TOR ile girilebiliyor. Proton Mail'de şöyle bir sıkıntı vardı TOR kullanıyorsanız. Size ya bir mail soruyorlardı ya bir telefon soruyorlardı ya da bir kripto bağışı yapmanızı istiyorlardı. Eğer ki bu üçünü yapmıyorsanız Proton Mail hesabı oluşturamıyordunuz TOR üzerinden. Şöyle bir sıkıntı yol açıyor. Zaten e-mail veya telefon verirseniz sizin hesabınızı bağlaştırabiliyorlar başka bir şeyle. Dolayısıyla tamamen anonim olmamış oluyorsunuz. Ya da kripto parayla bile işlem yapıyor olursanız kripto parayla bağlaştırabiliyorlar bu sefer sizi. Yani yine tamamen anonim olmamış oluyorsunuz. Artık bu güncelleme ile birlikte ben test ettim kendim girip Tor üzerinden Proton Mail'e erişip tamamen anonim bir şekilde bir mail hesabı oluşturabiliyorsunuz. Şahane bir şey. Bir diğer özgür yazılım haberimiz ise Mastodon'un resmi uygulaması Play Store'da kabul edilmiş. Artık şu an Mastodon uygulamasını Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Ubuntu'nun 22.04 versiyonu çıktı. Ve biliyorsunuz Ubuntu tabanlı bütün dağıtımlarda bunu güncelledi. Hatta YouTube'da videolar vesaire görmüşsünüzdür. Ne gibi şeyler var diyecek olursanız, Gnome'un 42 şeyli yüklü geliyor. Dolayısıyla Gnome'la gelen bütün yeni özellikler de bu Ubuntu 22.04 güncellemesiyle al alabiliyorsunuz. Nvidia kartlarında bile Wayland varsayılan olarak geliyor artık Ubuntu'nun 21.04 güncellemesiyle birlikte. Linux Kernel 5.15 geliyor ve yine ufak e, değişiklikler var hem temasal anlamda hem ikon anlamında. Yine e, bu makaleden bakabilirsiniz. Bir diğer haberimiz ise MulWatt VPN Monero destekleyecekmiş artık. Normalde biliyorsunuz Bitcoin'le bir alışveriş falan yaptığınızda tamamen anonim değilsiniz. Birçok şey halka açık bir şekilde gözüküyor. E, Monero ise tam tersi e, tamamen anonimliğinizi koru koruyabileceğiniz bir kripto para. MulWatt da Monero'yu ödeme yöntemi olarak ekliyor. Yani en azından siz kredi kartıyla, banka kartıyla bile alıyor olsanız yani Mulvat VPN'den şunu doğrulamış oluyorsunuz. Mulvat VPN hakikaten yani korkmadan oraya ben Monero ile ödeme kabul edebiliyorum isteyen de anonim olarak alabilir diyor. Bu yine güzel bir şey. Bir sonraki özgür yazılım haberimiz Proton Database'te artık çalışmayan oyun sayısı oldukça düşmüş olarak gözüküyor. Buradaki resme bakacak olursanız şurada artık şöyle bir sabit çalışmayan oyun sayısını görüyorsunuz. Burada büyük bir düşüş gözleniyor yani bu Steam'dekinin yayınlanmasıyla da birlikte aslında. ProtonDB'de çalışmayan oyunların gitgide daha da düştüğünü görüyoruz. Bir diğer haberimiz ise yine ProtonDB'de yapılan bir analize göre, Boiling Steam'in yaptığı bir analize göre, 4 yıl içerisinde %45'lerden %15'e düşmüş. Arch'ın gitgide e, büyüdüğünü söylüyor. Ve Fedora'nın da son zamanlarda bir ilgi kazandığını söylüyor. Burada Ubuntu'nun e, düşmesinin nedeni işte son zamanlarda aldığı kararlara bağlıyorum ben. Hem Snap konusunda hem de son zamanlarda çok fazla bu yönde reklam yapmıyorlar. Ubuntu indirme sayfası bile çok özenilmiş bir şekilde gözükmüyor bence yani diğer dağıtımların ana sayfalarına kıyasla bir diğer haberim ise tam olarak haber değil ama paylaşmak istediğim bir şey gaming flatpak denilen bir paket var GitHub'dan indirebileceğiniz daha doğrusu bir script bu bu scriptle birlikte bütün oyun uygulamalarınızı flatpak üzerinden kurabiliyorsunuz hatta bunu ben kanalda da çekebilirim belki çok güzel gözüküyor çünkü bütün ihtiyacınız olan Oyun uygulamalarını, oyun araçlarını tek bu script üzerinden kurabiliyorsunuz. Son özgür yazılım benim ise Halo The Master Chief Collection artık Linux'ta da çalışıyor. Yani multiplayer kısmı, single player kısmı çalışıyordu diye biliyorum zaten. Bu makalede çalıştırmak için ne yapmanız gerektiğini yazmışlar. İşte Steam'dekinin de gelmesiyle birlikte artık Daha fazla oyunun multiplayer'da çalıştığını görüyoruz. Ve son olarak yukarıdaki kategorilere uymayan Diğer e, haberleri inceleyeceğiz. Mars Stealer denilen bir zararlı yazılım varmış dostlar. Arama motoru üzerinden oltalama saldırısı yapıyor. Kullanıcıların kredi kartı, tarayıcı verilerini vesaire çalıyormuş. E mesela OpenOffice diye bir yaratma yaptığınızda burada bir oltalama saldırısı gerçekleştiğini görüyorsunuz. OpenOffice.ca diye. Buna tıklıyorsanız e, bu zararlı yazılımı indiriyorsunuz kurulum esnasında. Daha sonrasında sizin bütün tarayıcı verilerini karşı tarafa atıyor. Hatta kripto verilerini bile atıyormuş. E, hangi siteden program indirdiğinize iki defa bakın mutlaka. İki defa, üç defa bakın. Vicecam denilen bir kamerada bir açık keşfedilmiş ve bu açık sayesinde hackerlar uzaktan sizin bütün kayıtlı videolarınıza erişebiliyorlarmış. Bu internet kameraları gibi şeyler, internete bağlı olan işte kameradır, e, ne bileyim buzdolabıdır, çamaşır makinesidir ya da e, her türlü cihaz e, çok fazla güncellenmiyor. Yani güvenlik açığı paylaşılıyor mesela, bu, bunun da güvenlik açığı paylaşılmış. Üç yıldır fixlenmemiş bu açık. Ee, ve tabii ki bu 3 yıldır böyle ortada olunca insanlar da bağlanıp sizin verilerinize erişebiliyorlar. İnternete bağlı bir cihaz alıyorsanız mutlaka güncelleniyor mu güncellenmiyor mu diye bakmanızda fayda var. Ama genel anlamda şu an birçoğu güncellenmiyor. Almamakta fayda var desek belki daha doğru olur. Ama illaki alacaksanız biraz daha güncelleme alan bir şey bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü yani internet kamerası alıyorsunuz koyuyorsunuz evinize ama birisi mesela uzaktan erişebiliyor. Bunu indirip paylaşabiliyor. <laughs> hiçbir şey gerekmiyor bu arada. A haberi okuyacak olursanız hiçbir şekilde doğrulama gerektirmeden bu açık sayesinde erişebiliyorlar kameranıza. İnternete bağlıysa bitti yani. Ki internet kamerası doğal olarak internete bağlı. Bir diğer haberimiz ise metamask kullanıyorsanız ve iCloud backupınız açıksa e hackerlar sizin paranızı çalabiliyor. E Metamaskı muhtemelen biliyorsunuzdur. E Türkiye'de de kullanılıyor diye biliyorum. Bir kripto para cüzdanı uygulaması. Ee, ve şöyle bir şey varmış, iCloud yedeklemesi açtığınızda uygulamalar da yedeklensin mi diye bir seçenek varmış. Eğer ki o da açıksa uygulama verileri iCloud yedeklemesinde de yedekleniyor. Metamask da tabii ki yedekleniyor burada ama şifrelenmiş bir şekilde yedekleniyor elbette. E, şifrelenmemiş bir şekilde sizin kripto verileriniz saklanmıyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki hacker sizin iCloud yedeklemenizi eline geçirirse, metamask şifreniz de güçlü değilse sizin bütün e, paranızı ele geçirebiliyor. Burada da bir arkadaşım bu şekilde verilerini ele geçirmişler. İlk başta iCloud yede yedeğini ele geçirmişler. Daha sonrasında Metamask'ında da güçlü bir şifre kullanmıyormuş. Onu da çok basit bir şekilde kırmışlar ve 655 bin dolarını çalmışlar. iPhone kullanıyorsanız ve iCloud yedeklemeniz açıksa buna mutlaka dikkat edin. Lenovo'nun UEFI yazılımındaki bir e, sürücü açığı yüzden fazla laptop modelini etkiliyormuş. Fiziksel erişimi sağlayan bir saldırgan herhangi bir kodu root yetkisinde çalıştırabiliyor. E, burada önerilen şey ise e, BIOS'unuzu güncellemek. Lenovo model bir laptop kullanıyorsanız girin bakın bir güncelleme gelmiş mi geldiyse mutlaka yapın. Büyük şirketleri resmi bir kurmuş gibi sahte mail atarak kandırıyorlar ve insanların insanların verilerini alıyorlar burada büyük büyük teknoloji şirketleri diyorum bunların arasında Google var Apple var ee, daha sonrasında Chat var Twitter var ve aynı zamanda Discord da var yani ne oluyor ben gidiyorum diyorum ki ben resmi bir kurumum işte FBI CIA'ya mail atıyorum ee, onlarmış gibi davranıyorum daha sonrasında ya da bilmiyorum mail ya da farklı yollarla da yapıyorlardır belki ee, şu kullanıcının şöyle şöyle verilerini fotoğraflarını şusunu busunu verin diyorum veriyorlar çok ilginç bir şey yani ilginçten kastım şu yani resmi kurumu nasıl bu şekilde bu kadar kolay taklit edebiliyorlar. Bir de bir şirket değil yani e, birden fazla şirketten bahsediyoruz. Bu veriler gidiyor e, ve bu da aslında verilerimizin bu şirketler arasında ne kadar güvensiz olduğunu da gösteriyor. Herhangi birinin bir yanlış yapmasında da bu veriler gidebilir. Veyahut hatta birinin bu şekilde taklit yapmasıyla da verilerimiz gidebilir. Platformlara ne verileri verdiğinize her zaman dikkat edin diyelim ve burada gizlilik raporunu sonlandırıyoruz. Videonun başında da dediğim gibi sizce hangi format daha iyi? Canlı yayın formatı mı daha iyi yoksa bu şekilde video formatı mı daha iyi gizlilik raporunda? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Ve yine haberler hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda duymak istiyorum. Bu sefer chat olmayınca tek başıma yapmış oldum. Yine herhangi bir görüşünüz varsa yorumlara mutlaka yazın. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup çana basabilirsiniz. Videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Murat Çabuk, Mustafa Yücel, Enes Aslan Mirza, Enes Gözü Küçük, Kate Brook, Tarık Akay ve Raven. Desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekle bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.